Sevgili 2024 YKS tayfam, tüm geleceğinizi ilgilendiren 25 Temmuz 2024 ve 2 Ağustos 2024 dönemleri arasındaki tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu tercih sürecinde sizlere en fazla yardımcı olacak program tabii ki YÖK Atlas programı. YÖK Atlas programı sadece tercih döneminde değil aslında sevgili gençler. Üniversiteleri tanırken. Üniversitelerdeki ilgili lisans ve ön lisans programlarının özelliklerini belirlerken, o lisans ya da ön lisans programına kaç netle, kaç sıralamayla, kaç puanla yerleşildiğini görebilmek açısından da çok değerli bir program. Fakat tercih yapacak olan siz gençler için çok önemli bir bölüm var burada. Nedir bu bölümün adı sevgili gençler? Tercih sihirbazı bölümü. Dolayısıyla sizler tercihlerinizi yaparken YÖK Atlas'ın tercih sihirbazı bölümünden yararlanacaksınız. Bu programın içerisine 2024 yüksek öğretim kurumları yerleştirme kılavuzuna dair bilgiler de eklendi. Yani YÖK Atlas şu anda son derece güncel ve sizin bütün ihtiyaçlarınıza cevap verici bir niteliğe sahip. Peki biz ne yapıyoruz? Hemen şuradan tercih sihirbazına bir bakıyoruz. Ben tercih yaparken lisans tercihimi yapacağım, ön lisans tercihimi yapacağım. Kılavuzdaki tablo 3 ve tablo 4 bununla ilgili belirleyici. Ön lisans bölümleri 2 yıllık, lisans bölümleri 4 yıllık bölümler olarak kabul ediliyor. Diyelim ki ben lisans tercih sihirbazı kullanmak istiyorum. Açılan sayfada hemen puan türü bölümü geliyor. Puan türüne bastığımda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil ile ilgili puan türleri karşıma geliyor. Örneğin ben sayısal puan türüyle ilgili bir tercih yapmak istiyorum. Hemen sayısal puan türüyle ilgili süreci başlatıyorum. Evet, sayısal puan türüyle ilgili tercih listesi, referans aralığı burada karşımıza sevgili gençler geldi. Şimdi ben burada sizden şunu istiyorum. Benim sıralamam örneğin kaç? Sayısalda 50 bin sıralamam var. Sayısalda 50 bin. Şimdi benim karşıma sayısalla ilgili bütün referans aralıkları burada çıkacak. Ama ben kendime göre bir tercih yapmak istiyorum. Sayısal sıralamam 50 bin. Ben burada geliyorum diyorum ki en az 35 bin. En çok örneğin 75 bin ya da 74 bin aralığında tercih yapmak istiyorum. 35 bin ile 74 bin aralığındaki sayısalların tamamı şu anda an itibariyle bana yükleniyor sevgili gençler. 35 bin ile 74 bin arasındaki tercih aralığındaki tüm her şey şu anda referans aralığı olarak karşımda. Bak sadece yaptığım şey 35 bin, 74 bini yazdım. Hemen yukarı doğru kaydırdım. Burada senin işine yarayacak bazı öğeler var. Bak şurada 2024, 23, 22, 21 buralardaki kontenjanları görüyorsun. Hangi yıl buraya kaç kontenjan verilmiş? Mesela Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2024 için 60 kontenjan verilmiş sevgili gençler. Artı 2 kontenjanı var. Bu artı 2 kontenjan depremden etkilenen vatandaşlar için olabilir, 34 artı kadınlar için olabilir. Ama bölüm sıralama sınırı olan bölümlerde kadınlarımız başvuramıyor. Büyük ihtimalle depremzede vatandaşlarımız için ayrılmış. 2024, 23, 22, 21. Mesela 2024, 23, 22, 21 taban başarı sıralaması var burada. Örneğin 2023'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği'ne 35.076. olan kişi yerleşmiş. Sen burada sıralamayı görüyorsun. Sen burada kontenjanı görüyorsun. Kontenjanın dolup dolmadığını görüyorsun. Oradaki en son taban sırasını görüyorsun. Üniversitenin devlet mi olduğunu, ücretli mi ücretsiz mi olduğunu, örgün mü olduğunu, hangi şehirde olduğunu, bölümü hepsini görebiliyorsun. Hatta üzerine tıkladığın zaman oraya yerleşen son kişinin profiline kadar bütün detayları görebiliyorsun. 35 binden
74 bine kadar her şey burada senin karşına tek tek çıkıyor. Peki hocam, ben bu kadar fazla bölüm görmek istemiyorum. Tamam, kolayı var. Ne okumak istiyorsun? Diş hekimliği, doğru mu? Şuraya geliyorsun. Program adı ve öğretim süresi diyor ya gençler. Program adının olduğu yere tıkladın. Sen sadece 35 bin ile 74 bin arasında diş hekimliği olan bölümleri görüyorsun. Dolayısıyla program sana bir bölümü, şehri, burslu olup olmadığını, son kişinin başarı sırasını, 2023'ü, 22'yi, 21'i, referans aralığına göre her şeyi zaten veriyor. Bak, tercih yapman bu kadar kolay. Dolayısıyla sana bu konuda YÖK Atlas çok ciddi bir biçimde katkı sağlıyor. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsan üniversitelerin akademik kadrolarına, bölümlere kadar detaylı olan tüm bilgilere de ne yapabiliyorsun sevgili gençler? Ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla tercihlerde en güncel haliyle YÖK Atlas sana çok ciddi yardımcı olacak. Bu fırsatı kaçırma, iyi bir tercih yap, iyi bir araştırma yap. Hadi bakalım, seni seviyorum. Görüşmek üzere.